Değerli Padok TV izleyicileri, hepinize merhabalar. 6 Ağustos 2024 Salı günü koşulacak olan Fairview altılı ganyan programı ile ilgili olarak tahminlerime hipodrom.com'dan ulaşabilirsiniz. Bugün de sizler için daha önce olduğu gibi farklı bahis önerileri ve özellikle dikkat çekmek istediğim isimler için bir video hazırlamak istedim. Günün birinci koşusuyla birlikte sözlerime başlayacağım. Birinci koşuda sizlere önereceğim isim 7 numaralı Audacious ismi olacak. 192 günlük ara sonrasında start almış olduğu son yarışı Çin pistteydi ve bilinen stiliyle ön tarafa geldi. Yarışın liderliğini kabul etti. Ancak Çin pistte koşmaya alışkın olan rakipleriyle beraber ve ön gruba da yakın konumlanan isimlerin de ensesini erken basmasıyla birlikte o 192 günlük arayı fazlasıyla hissetti ve buna rağmen yine de birincilik mücadelesinin içerisinde son 100 metreye kadar da kaldı ve yarış da normal şartlarda dama deyip 7. 8. 9. ayrılması gerekirken yine o birincilik mücadelesinin içerisinde yer alarak dördüncülükle elde etti. Ve bu yarışta da o dördüncülüğünden sonra yarış görerek gelen bir Odeşes olacak. Ve ilk kez start alacağı sentetik pistte kendisi kadar seri bir ismin olmadığı yarışta bir kulvardan çıkacak olması da ayrı bir avantajken startla birlikte ön tarafa düşer ve liderliği kabul edebilirse ve pisti de yadırgamazsa Audacious isminden net bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Yedili pres oyunları için öncelikli olarak tavsiyem 7 numaralı Audacious ismi olacak. Hatta bir tık öteye götürerek risk almak isterseniz yedili pres ayağında bu isimde anlattığım gerekçeden kaynaklı olarak da 7 numaralı Audacious ismi olacak. İki ismi rakip hanesinde önereceğim 7 numaralı Audacious'a. Bunlar da 1 numaralı Ice Cap ve 6 numaralı Extraction isimleri olacak. 7 favorim, 1 ve 6'da en ciddi rakipleri, 7 arkası 1-6'da yine farklı bahis önerim olacak sizler için. Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldiğimizde ise 5 numaralı Coral Creek ismi yarışta ciddi favori hanesinde. Simville de bu koşuya katılacak. İlk yarışında Richard Fury vardı üzerinde. Startla birlikte ön tarafa düştü. Tempoyu yükseltti. Kendisinden daha ısrarcı olan bir rakibi varken o tempoya girip bir de ele aldı binicisi ve düzlükle beraber de sanki bunları yapan o at değilmiş gibi düzlükle de yeniden ataklarına başlayarak yarıştan yakın ara farkla yarış tecrübesi olan rakibine az farkla geçilerek sağdan ikincilikte ayrılmıştı. Potansiyeli yüksek bir isim olduğu bariz şekilde belli oldu. Ben özellikle Çin pistte start alacak yarışını fazlasıyla merak ediyorum ama uygun bir grupta da 5 numaralı Coral Creek isminden de yine bir birincilik gelebilir son ikinciliğinden sonra. Ancak bir rakibi var ki o da 3 numaralı James Fitz James ismi olacak. Start almış olduğu tek sentetik pist yarışından sağdan ikincilik de ayrıldı bu isim. Seri bir at. Bugün de ilk kez kapalı gözlü takısı ilavesiyle bu koşuya gelecek. Eğer ki start tabii ki kendisini öne atar ve Coral Creek de onu yakından takip ederken elinden bir kaçırırsa James Fitz James isminden de bir beyaz bayrak aynarıcı gelebilir kapalı gözlü takısının etkisiyle. O yüzden 5 numaralı Coral Creek ismi yarın nasıl bir AG foranı çıkar bilinmez ama 3 numaralı James Fitz James ismi rakip yazacak olanlara muhakkak tavsiyemdir bu koşu özelinde. Gün 3. koşusu risk aldığım bir koşu oldu. Bu isimde 1 numaralı Torix Knight ismi olacak. Son start almış olduğu yarışında 2000 metre mesafede Çin pistte start aldı. Richie Fury gibi çok tecrübeli bir binici vardı o gün üzerinde ve Türkiye'de de %33 gibi bir AGF oranıyla da favori hanesine yer almıştı o koşusunda. Yarış boyu jokeyinin kontrolü altında ilerleyen bir koşu oldu. Ta ki son düzlüğe kadar son düzlükte aceleci davranıp erken yürümüş olmasıyla birlikte tempoyu yükseltmiş oldu. Ve arkadan gelen rakiplerine de son 100 metrede teslim olarak taraklama şekilde giren yarışta sağdan dördüncülükle ayrıldı. Torix Knight kazanabileceği bir yarıştan dördüncülükle ayrıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bugün bakıldığında binici noktasında birazcık soru işaretim olsa da bu gruba söz geçirebilecek bir performansa sahip olduğunu ve mesafeye ilk kez çıkacak olan isimlerin de kendisine bugün için rakip gösterildiği bir ortamda mesafe tecrübesini de bugün için sağ yansıtmasıyla birlikte startta ön tarafa düşüp ön grup arkasında konumlanıp düzlükle beraber de vitesi arttırarak rakiplerinin ataklarına da cevap verip koşuyu kazanmasını bekliyorum. 1 numaralı Torix Knight Fairview programında risk aldığım isim oldu ve sizlere de banko hanesinde bu ismi önereceğim. Sıralı ikili bahis noktasında ise iki isme bu grupta şans tanıyacağım. Bunlar kimler? 4 numaralı Mayor of Merval ve 3 numaralı Agamemnon. Bu isimlerde 1 numaralı Torix Knight'ın arkasına sıralı ikili bahis noktasında sizlere tavsiyem olacak.
Günün üçüncü koşusu 1 arkası 4 ve 3 benim bahis önerim olacak. Geldik günün kapanış ayağına. Burada da bir isim var ki rakiplerinin hayli önünde. Torix Knight'a güvenmemiş olsaydım, farklı bir isme güvenmiş olsaydım bu isim de günün son ayağında start alacak olan 1 numaralı Gocek Bitlav ismi olacak. Evet, kilosu bugün için kendisinin handikapı gibi dursa da start almış olduğu son yarışlarına bakıldığında ilk kez bu kadar belki de uygun diyebileceğimiz bir grupta start alacak. Mesafe kısa olduğu için kilosunu da rakiplerine verme ihtimali hayli fazla ki kısa mesafe yarışlarda kilo çok da fazla hissedilmez. Özellikle grup içerisinde baskın bir isim varsa ve kalitesini ortaya koyması beklenen bir isim varsa kilosunu da rakiplerine vermesi beklenen bir durumdur. Bir numaralı Gocek Bitlav kapanış ayağında kazanmaya yakın gördüğüm bir isim. Ben alternatif banko oyunları demekle yetindim. Yanına 3 isim sıraladım. Ancak ikinci bir banko, farklı bir banko tercihini bulunmak isterseniz bir numaralı Gocek Bitlav kapanış ayağında sizlere önereceğim isimdir. Rakip hanesine bakıldığında 4, 3 ve 6 numaralı atları sırasıyla kendisine rakip olarak görmekteyim ve aynı zamanda farklı bahis oyunları içinde Gocek Bitlav isminin arkasında 4, 3, 6 şeklinde bir sıralı kili bahise de yine iştirak edilebilir. Dedikten sonra değinmek istediğim isimleri de bu şekilde tamamladım değerli dostlar. Hepinize Fairview ve günün diğer programlarına katılacağınız müşterek bahislerde bol şanslar diliyorum ve unutmadan %75 kazancı ek olarak hipodrom.com'da %20 ek kazanç elde edebileceğinizi ve isabet sağladığınız bahislerde de daha da fazla kazanç elde etme ihtimalinizi de unutmayın ve oyunlarınızı da tabii ki hipodrom.com'dan oynamayı tercih edin diyor ve hepinize tekrardan beni dinlediğiniz için özellikle teşekkür ediyor ve bol şanslar dileklerimi iletiyorum.